Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın böyle çok güzel bir lif örneği göstermek istiyorum. Şöyle yapılışı çok çok kolay ve gerçekten güzel bir lif oldu arkadaşlar. Bu lifte ben şeker pembesiyle şöyle gri kullandım. Hemen grinin numarası var arkadaşlar. Göstereyim size griyi. Şöyle. Fakat şeker pembesinin numarasını ne yazık ki kaybettim. Şimdi ben bunu burada şeker pembesiyle yaptım. Fakat şimdiki yapacağımı gri ve sarıyla yapacağım arkadaşlar. Hemen şu iplerimi bir evet. Şöyle bir sarı kullanacağım. Gri ile beraber. Çok güzel. Bunlar da birbirine güzel yakışıyor. Evet, sarı numaramın da pardon, sarı ipimin de ne yazık ki numarası yok. Bu da açık sarı arkadaşlar. Çok açık bir sarı. Bunu da bu şekilde söyleyeyim sizlere. Tığım, her zamanki kullanmış olduğum tığım 0 numara. 2.10 milim kalınlığındaki tığım arkadaşlar. Ben dediğim gibi sadece bu tığla yapabiliyorum. Elim çok sıkı olduğu için şöyle kalın bir tığ kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunları da dedikten sonra hemen gri ipimi alıyorum ve başlıyoruz. Evet, şimdi hemen fıstık yapmakla başlayalım. Bir tane zincir çektim. Bir zinciri biraz geniş çektim arkadaşlar ki buraya fıstık yapabileyim diye. Hemen şöyle alttan dolayarak başlıyorum. 4 doluyorum arkadaşlar. Daha yumuşak düşsün isterseniz siz 3 de yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha dolgun dursun diye 4 doladım. İki, kaydı. Üç. Arkadaşlar bakın 3 tane yaptım böyle üst üste. Fıstık yaptık. Şimdi siz bu 3'ü 7'ye tamamlayın. Devam edeceğiz. Evet, 7 tane yaptık. Bakın bunun 6 tanesi tabanı olacak. Şu 7.'si de şöyle dönecek olan kenar olacak arkadaşlar. 7.'nin üzerine hemen tekrar bir fıstık daha dolduruyorum. Kapatmıyorum bu fıstığı. Bakın buraya değil yanındakine şöyle bir fıstık da buraya dolduruyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun ikisini bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şöyle bir kare oluşturduk. Hemen zincir çekmiş olduğum tepeye bir tane buraya. Bir tane de yanına arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Yine tepeye bir tane. Bir tane de hemen karşıya. Yapıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım. 6 tane böyle kutucuğumuz olacak. Evet, bakın 6 tane şöyle kutucuk yaptık. Sıranın sonuna kadar devam ettik arkadaşlar.
Hemen üstte bir zincir çektim. Şöyle şurada bir tane de zincir çektik. Döndüm. Şöyle zincir çekmiş olduğumuz yere arkadaşlar. Buradan fıstık yapmaya başlıyorum. Bir tane yaptım. Bu fıstığı kapattım. Bir zincir, üzerine bir fıstık daha. Ve bir tane de karşıya, yandaki fıstığın tepesine arkadaşlar. 3, 4 tane de buraya doladım. İkisini bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir. Bakın bu şekilde dönüş yaptık arkadaşlar üstteki sıraya. Hemen yapmış olduğumun tepesine bir fıstık, bir tane de yine karşıya. İkisini bir kapatıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sondayız şimdi. Üste bir tane fıstık doladıktan sonra üzerine aldım. Bakın şu bağlantı noktasını arkadaşlar. Buraya bir fıstık yapıyorum. Burası şöyle kenar kısmını oluşturacak arkadaşlar. Ve bunu da şöyle kapattık. Bir zincir. Bakın böyle. İki sıra oldu. Döndüm. Tekrardan sıranın başına fıstık yaparak başlıyorum. Üzerine bir zincir. Hemen bunun üzerine bir fıstık. Ve yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde olacak ve ikisini yine bir kapattım, bir zincir çektim. Bakın şimdi arkadaşlar, kaç sıra yapacağız? Burası 6 idi zaten. Kare olmasını istiyoruz. O yüzden burayı da 6'ya tamamlayacağız. Bakın burada 3. sıramızı yapıyoruz şimdi. 6 sıra olduktan sonra şu kenar pembelerini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 6'ya 6 bu şekilde bir kare oluşturduk. Şimdi bir iki zincir çektim. Gri ipimi burada kopardım. Şöyle. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Evet, sarı ipimizi aldık. Şöyle hemen bir tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar bakın. Hemen köşeden şöyle en köşeye bu şekilde tutturdum. Şöyle birazcık netleştirelim. Evet. Ve buraya fıstık yaparak başlıyorum. Yine 4 kez doladım. Kapattım. Bir zincir. Üzerine bir tane. Yanına bir tane. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın böyle arkadaşlar. Yine tepeye bir tane. Bir tane de yanına. Bakın böyle. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle arkadaşlar, sıranın sonuna kadar bu şekilde yapalım.
Bakın arkadaşlar, sona kadar geldim. Şimdi burada yine tepeye bir fıstık. Ve bakın en köşeye bir fıstık da buraya yapıyorum. Ve bunu da kapattım. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen yanına şöyle fıstık yaparak başladım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine bir tane, bir tane de hemen yanına yaparak gri yaptığımız mantık arkadaşlar. Bir zincir. Alttaki gri yaptığımız gibi bu sarıyı da yine 6 sıra olacak şekilde sarıyı da öreceğiz. Bir, ikinci sıradayız. Burayı da yine 6'ya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın 6 sıra yaptıktan sonra şöyle en son ve şöyle köşeye de bir tane yapıyorum arkadaşlar. 6. sıranın burası son kutucuğuydu. 1, 2 zincir çektim. Burada ipimi kopardım. Bakın şöyle bir parçamız oluştu. Şimdi hemen sarı ipimle tekrar devam ediyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum yine. Arkadaşlar bakın, bu defa şöyle bu köşeden başlıyorum. Şöyle buraya. Fıstık yaparak başladım. Evet, işlemlerin hepsi bundan sonra aynı arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın burada birleştirme, yani şöyle başladım buradan. Burayı bitireceğiz, sonra burayı bitireceğiz, ondan sonra burayı bitireceğiz sarı ipimizle. Daha sonra kenarlarının yapımını göstereceğim sizlere. Şimdi siz şu 3 parçayı da bu şekilde yapın. Daha sonra kenarlarını hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın 4 kenarına da bu şekilde sarıları yaptık. Şimdi tekrardan gri ipimi aldım. Ve sıranın nasıl yapıldığını, kenarının nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Şimdi yine tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Şöyle çektikten sonra arkadaşlar herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Mesela şuradan başlayalım. Şimdi 4 tane yine doluyorum. Bir zincir. Tepeye doladım. Bir tane de karşıya doluyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane tepeye. Bir tane karşıya. Bir zincir. Bir tepeye. Bakın arkadaşlar, köşeye geldim. Şimdi burada bir tane köşeye yaptıktan sonra bir zincir, bir tane tepeye yapıyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın
köşe yapıyoruz buraya. Kapatmış olduğum fıstığın tepesine bir tane de fıstık doluyorum. Dört. Bakın bunu kapatmadan köşeye arkadaşlar yine aynı yere bir tane daha doluyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle. Ve bu ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi köşeleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir tane yine zincir çektiğim hemen tepeye bir tane, bir tane kenara. Bir zincir tekrardan evet arkadaşlar bakın köşeyi böyle yaptım. Şimdi bu köşeye de gelip yine aynısını yapacağız. Daha sonra şöyle şuraya kadar gelelim. Buradan size bu kısmın birleştirmesini de göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın böyle bu geldim. Bu köşeyi de yaptım. Aynı burada yaptığımız gibi. Ve bakın tam bu şu köşeye kadar bağlantı noktasına kadar bir tane kala, bir fıstık kala. Şimdi buraya tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Bakın, bir tane tepeye yaptım. Bir tane şu bağlantı kısmına yapıyorum. Bakın, tam bu ortayı geçiyorum. Atlıyorum orayı ve hemen karşısına bir tane de oraya yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Üçünü bir kapatacağım. Bir zincir. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi hemen zincir çekmiş olduğumuz yere bir tane oraya yaptım. Bir tane de karşıya arkadaşlar. Bir zincir. Tekrar tepeye bir. Karşıya bir. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde olacak. Şimdi böyle köşelerimizi araları bu şekilde gösterdiğim gibi yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın gri ipimizde döndük. Şimdi hemen şurada size burayı da birleştirmeyi göstereyim. Şöyle en son yaptığınız yere bir tane fıstık yapıyoruz. Ve bu fıstığı kapatıyorum. Buradan arkadaşlar en baştakinin bağlantı kısmından içinden geçiriyorum. Bir, iki zincir çekip ipimi kırıyorum. Bakın bu şekilde hani hiç birleştirdiğinizde çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Böyle birleştirirseniz kenarlarını. Şimdi bu sıradan kaç tane yapacağız? Bakalım.
gri yapmışız. Pembe, gri. İki sıra daha şöyle. Bunun üzerine aynı köşelerini bu şekilde, köşelerini de bu şekilde yapacaksınız. Böyle arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Şöyle pembesi, şöyle ikinci grisi. Bunları bitirdikten sonra kenar oyası yapacağız. Şimdi hemen size kenar oyasını göstermek istiyorum. Çünkü diğer iki sıra bu grinin, gri yapmış olduğum sıranın aynısı arkadaşlar. Hemen şöyle size köşelerin kenar oyalarını ve şu birleştirme yerlerinin yani şu kısımların kenar oyasını nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha sonra lifimiz bitecek arkadaşlar. Çok kolay bir lif. Bakın şöyle hemen köşeye yakın bir yerden başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerden başladınız. 2, 3, 4 kez doluyorum yine. Kapatıyorum. Ve bunun üzerine pırpır yapıyorum arkadaşlar. 3 kez zincir çektim. Ve tepesine battım. 3 kez zincir. Yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum arkadaşlar. 3'er kez zincir çekerek yapıyorum bu pırpırları da. Sonra arada 2 zincir çekiyorum. Diğer fıstığın tepesine geçiyorum. 2, 3, 4 kez doladım. Kapatıyorum fıstığı. Yine üzerine pırpırını yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki. Bakın köşeye geldim. Şimdi köşede bir, iki, üç, dört kez doladım. Kapattım. Ve üzerinin pırpırını yapıyorum. İki, üç. Üçüncüyü de yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bakın, aynı yere bir kez daha şöyle doluyorum. Ve üzerine pırpırı yapıyorum arkadaşlar. Köşelerde böyle iki taneli yapacağız. Şöyle. Ve yine buranın pırpırını da yaptıktan sonra bir iki zincir çektim. Kenardaki fıstığın tepesine geçiyorum ve bu sıraya da bu şekilde geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle pırpırını yapacağız burada da. Evet. Tamam, pırpırını yapmaya gerek yok artık. Bakın şöyle köşemizi yaptık. İkili köşelerde ikili yapıyoruz. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi tabi buralara artık döneceksiniz, yapacaksınız. Şimdi burada köşeyi söküyorum ben. Bir de size şu birleştirme yerini ortayı göstereceğim arkadaşlar. Şu kısmı. Yani şurayı. Kenar oyasının yapılışını ortasında göstereceğim arkadaşlar. Bütün bir lifi örüp o şekilde zaman kaybı yaşamak istemediğim için sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle köşesini zaten ayrıntıları bunlar. Bunun haricinde şunlar, şuralar düz yaptığımız şeyler arkadaşlar. Ayrıntıları göstermek istiyorum. O yüzden hepsini böyle kısa kısa geçiyoruz. Yine de takıldığınız yerler olursa yorum kısmında bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım yine kapak kısmında mevcut arkadaşlar. Instagram hesabım elişihobidunyası23 aynı isimle Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz.
Evet. Bakın 3 tane şöyle pırpırını yaptım yine. Şimdi bir tane bakın tam böyle bir köşeye geldiğimizde bir tane fıstık kala şu dibe. Bir tane buraya yapıyorum. 2 3 4. Bunu kapatmadan ortayı atlayıp yan tarafa geçiyorum arkadaşlar ve bir tane de burada fıstık yapıp şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 zincir üzerine pırpırını da yapıyorum tabii ki buranın. Bir iki zincir. Bakın. 3 tane pırpırı da yaptım. Daha sonra hemen yan taraftaki fıstığın tepesinden lifime devam ediyorum arkadaşlar. Bu kadar. Lifimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Ortayı da gösterdim size. Köşelerinde yine kenar oyasını gösterdim. Lifimiz de bu şekildeydi. Şöyle gerçekten güzel kullanışlı bir lif oldu. Büyüklüğü de gayet güzel. Bu sayılarda bu şekilde yaparsanız güzel büyüklükte bir lif elde edersiniz arkadaşlar. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yeni videolarımdan bu şekilde haberdar olmanız daha kolay olacaktır. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.